Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuz İbn Hişam el-Ensari'ye ait olan Gavaidul İrab adlı eser üzerine olacaktır. İbn Hişam el-Ensari hakkında bir iki şey söylemek gerekirse, kendisi Arap dilini ve ilimleri çok iyi bilen birisiydi. Hatta bu alanda akranlarını ve hocalarını geçmişti. Kendisine ait pek çok dil kitabı mevcuttur. Bunlara birlikte bakalım. Yazmış olduğu meşhur kitaplardan birisi Mu'nil Lebib an Kütübil E'arib'tir. Belki ondan daha da meşhur olanı Evzahül Mesalik adlı kitaptır. Bunu da yine kendisi yazmıştır. Bir de Şüzûr-ü Zeheb adlı kitap yazmıştır ve bu kitaba şerh de yazmıştır. Yine hem kitabı hem kitaba şerhi kendisi yazmıştır. Bu bahsettiğimiz üç kitaptan Nahiv kitabıdır. Şerhu Katrun Neda ve Belli Sada yine bu kitapta oldukça meşhurdur. İbn Hişam el-Ensari tarafından yazılmıştır. Bu bahsettiklerimiz hep Nahiv üzerineydi. Bir de Siretün Nebevi Siyer hakkında, Şerhi Cami-ü Sagir Fıkıh hakkında bu kitapları da yine kendisi yazmıştır. Sarf ilmine dair de kitabı var. Ona da baktığımızda Ümdetü Talib Fi Tahkiki İbn Hacib sarf ilmi hakkındadır. Şafiye şerhi olup iki cilttir. Bizim konumuz ise Kavaid-i İrab'dır. Kavaidul İrab, İrab'ın kaideleri, kuralları. Bu kitabın da şerhi vardır. Hatta şerhi değil de şerhleri vardır diyelim. 10 farklı şerhini tespit ettik. Bunlardan birini görmektesiniz. Kitap üzerine haşiyeler de yazılmıştır. Menzum eserler de üzerine yazılmıştır. Oldukça meşhur bir kitaptır. Kısadır, özdür. 4 konuyu kapsar. Bu 4 konu, birincisi cümle ve cümlenin hükümlerine dairdir. İkinci konu car mecrur hakkındadır. Üçüncü konu bir takım kelimeleri beyan eder, bir takım kelimeler hakkındadır. Dördüncü sonuncu konumuz da faydalı birkaç bilgi içermektedir. Bu esnada diğer şerhi de görmektesiniz. Kavaidül İrab üzerine yazılmış bir diğer şerh. Bu tür birazcık kısa giriş konuşmamızdan sonra artık metne geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gale dedi. Kim? Eşşeyhu şeyh dedi. Şeyh kelimesi hem yaşlı manasında hem de ilimde derinleşmiş kişiler manasına gelmekte. Burada ilimde derinleşme manasındadır. Şeyh dedi. El imamu imam dedi. Öyle imam ki el alimu. Alim olan imam sıfat yani. Yine öyle imam ki el amilu amil olan. Yani ilmiyle amel eden şeyh dedi. Ki o da kimdir? Bedel ve asıl beyan olarak Cemalüddini. Cemalüddin'dir. Lakaptır bu. İbn Hişam, İbn Hişam'dır. Ondan da kasıt. İbn Hişam'daki hemzenin hasfedildiğini görüyorsunuz. Sebebi sağında ve solunda özel isim olmasıdır. Böylece manayı toparlarsak Gale Şeyhul İmamul Alimul Amilu Cemalüddin İbn Hişam ne demektir? Şeyh, imam, alim, amil olan Cemalüddin İbn Hişam el-Ensari dedi. Nefa'a, henüz ne dediği gelmedi. Nefa'a menfaatlendirsin, faydalandırsın Allahu Allahu Teala el müslimine, Müslümanları faydalandırsın bi bereketihi, İbn Hişam'ın bereketiyle faydalandırsın, bereketlendirsin. Evet, böylece İbn Hişam Hazretleri dedi, buyurdu dedik ama henüz ne dediği gelmedi. Ne dediği? Hazihi fevaitten itibaren başlayacaktır. Emma ba'de hamdillahi, Allah'a hamdden sonra, hakka hamdihi, hakkıyla hamdden sonra, ve salate salattan sonra, ve selamü selamdan sonra, ala seyyidina, Efendimiz üzerine, ve abdihi, ve Allah'ın kulları üzerine selamdan sonra. Dikkat çeken nokta her zaman emma ba'du şeklinde izafetten kesilmiş olarak ba'di bulurduk. Burada ise izafetten kesilmemiştir. Çünkü açıkça muzafın ileyhi görmekteyiz. Bu nadiren gelmektedir. Genelde emma ba'du denilir ve farklı bir konuya geçilir. Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam
min üzerine olsun ve alihi min ba'dihi ve kendisinden sonra gelen ali üzerine olsun. Ney? Salat ve selam. Fehâzihi bu. Hangi bu? Yani bundan kasıt ne? Görmekte olduğumuz kitap veya yazarın yani musannifin zihninde tasarladığı şey ki gene kitap oluyor bu. Nedir? Fevaidu cemiletun. Fevaid faidenin çoğulu. Faidetun fevaidu. Fevaidu gayrimusarrif olduğundan iki tane öte yani temin almamış. Hazihi bu müntedâ fevaid haber cemile onun sıfatı. Yani fevaid mevsuf. Fevaidu celiletun. Celile kelimesi burada azimetun manasında yani büyük manasında. Büyük faydalardır. Fehazihi bu. Bu kitap nedir? Fevaidu celiletun büyük faydadır. Neye dair? Fi kavaidil i'rabi. İrabın kurallarına dair yazılmış büyük faydalar içerir. Kavaid, gaidetun gavaid. Bu da yine cemim keser. El-i'rab'taki hemze izale için. E'rabe yu'ribu i'rabun. Öyle faydalar ki taktifi tabi olur. Taktifi demek ki nedir? Fevaitten haldir veya sıfattır. Taktifi tabi olur. Bi müteemmiliha bu kaideleri iyice düşünen kişi tabi olur. Neye tabi olur? Caddete savabi doğru yola. Caddete savab el hali anil hatai hatadan hali olmak demektir. Ve tudli'uhu ve bu kaideler ona uyan, onu iyice düşünen kişileri muttali eder, hakim kılar. Fil emedil kasiri kısa zamanda muttali kılar. Neye muttali kılar? Ala nüketi kesirin. Çok ince noktalara, çok ince manalara ulaştırır. Nüketin kesirin şeklinde olması daha doğru olacaktır. Nüket kelimesi nüktenin çoğuludur. Yani nüktetün, nüketün şeklinde cemi mükesserdir. Tutli'u kelimesi de etla'dan yani ifal babındandır. Okuduğumuz metinde geçen i'rab ne demektir? İhtilafu ahiril kelime, kelimenin sonunun değişmesi manasına gelmektedir. Minel ebvabi konulardan, bablardan, konulara dair pek çok ince nokta. Amiltu ben yaptım ha bu risaleyi. Ne yaptım? Amele men, o kimsenin ameli gibi ki, dabbe, doktor oldu. Yani doktorun ameli gibi. Kim için doktor? Limen o kimse için ki habbe sevdi. Yani sevdiği kişi için doktor olan. Bir doktor sevdiği kişiye nasıl bakarsa, nasıl ilgilenirse ben de bu kitaba o şekilde ilgi gösterdim. Ona göre dizayn ettim. Ve semmeytu ben isim verdim ha ona yani bu kitaba isim verdim. Ne ismi? Bil i'rabi an gavaidil i'rabi. Yani el i'rabu an gavaidil i'rabi. Bu ismi verdim. Ve minallahi sadece Allah Teala'dan estemiddu istiyorum neyi et tevfika başarıyı ve hidayete doğru yolu istiyorum ila ekvemi darigin ekvemin darigin en doğru yola ne ile bi mennihi ve kerimihi ihsanı ve cömertliği ile ve tenhasiru fi erbaati ebvabin. Dört bab olarak bu kitabı sınırlandırdım. Dört konuya yer verdim. Dört konuya bakıyoruz. Elbabul evvelu fil cümleti ve ahkamiha. Cümleler ve onların hükümlerine dairdir. Ve fihi onda vardır. Erbaatü mesail. Dört mesele vardır. El meseletul ula. Önümüzdeki videoya buradan başlarız.